Herkese merhabalar. Bugün sizlerle dikey iniş kalkış yapan İHA'ları konuşacağız. Bunu konuşmamızdaki sebep aslında bugün bu sabah Baykar'ın sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu yine başka bir test uçuşunun klibi. Burada Bayraktar kalkan DİHA'nın uçuş testini görüyoruz. Bu uçuş testi yine sosyal medya hesaplarında belirtildiği gibi 41. uçuş. Daha önce çokça uçuş yapmıştı zaten, biliyorduk bunu. Bu bir orta menzil haberleşme testiydi. Burada çeşitli testler gerçekleşti. Her zamanki gibi uçak platformlarının bu test süreçleri her zaman devam ediyor. Bu test sürecini gördük. Burada menzil 40 kilometre. Burada uçuş süresinde 2,5 saat olduğunu görüyoruz. Bu şekilde bir test yapıldı. Bu teste binaen biz de bu teknolojiyi konuşmayı planlıyoruz. Bakalım bu teknolojinin içeriğinde neler varmış. Öncelikle Bayraktar Kalkan dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı, yani DİHA olarak adlandırıyoruz. Bunun işte yabancı karşılığı da VTOL denen, Vertical Takeoff and Landing dediğimiz bir teknoloji bu. Bu teknoloji biliyorsunuz dikey kalkış iniş sistemleri piste ihtiyaç duymuyorlar. Dolayısıyla ilk aklımıza gelen şey bizim uçak gemileri, yani Bayraktar Kalkan DİHA dikey iniş kalkış özelliğiyle TCG Anadolu için biçilmez bir kaftan. Şimdi birazcık bu VTOL'ün, yani DİHA teknolojisinin ne olduğuna değinelim. Şimdi bu DİHA kategorisine helikopterler girebilir. İşte Bell Boeing V-22 Osprey gibi titrotor uçaklar girebilir. Bunun yanı sıra bizim hep aşina olduğumuz F-35B Lightning II gibi itki yönlendirme uçakları girebilir. Bu tip uçaklar bu kategoriye dahildir. Çok fazla da örneği yoktur bu tip uçakların. Çok kısıtlı sayıda bu tip uçak vardır. Tabii bu uçaklar hem askeri alanda hem sivil alanda çokça kullanılıyor. Bunun yanı sıra yine Baykar'ın çalışmış olduğu Ceziri projesini biliyorsunuz. Bu da yine uçan araba diyebileceğimiz bir tipte hava taksisi diyebileceğimiz bir teknoloji. Buna da çalışıyor. İşte bu nasıl olur? İşte elektrikli VTOL'ler var. Yani bunları eVTOL'ler deniyor, bataryayla çalışanlar. Tabii bu benzinli bir motorla çalışıyor. Bu Bayraktar Kalkan DİHA benzinli bir motorla çalışıyor. Bu şekilde çeşitli dallara ayrılan bir teknoloji. Ama dediğim gibi çok fazla örneği yok bu teknolojinin. Peki birazcık daha Bayraktar Kalkan DİHA'yı tanıyalım. Bu aslında bir taktik İHA, yani belli bir amaca yönelik, belli senaryolara yönelik tasarlanmış bir ürün. Keşif ve istihbarat görevleri için tasarlanmış aslında. Bunun ilk testleri 2019 yılında gerçekleşti. İlk testler o zamanlar yapıldı. Dediğim gibi bu 41. uçuş testi. Asıl önemli, en kritik noktası bunun pist gerektirmemesi ve gerçekten çok farklı operasyonlarda kullanılabilecek bir platform. Hem uçak gemileri için hem işte dağlık arazilere hızlı bir şekilde yetiştirilmesi gereken bir nesne için, belli başlı çeşitli senaryolar için gerçekten çok uygun bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Birazcık da Bayraktar Kalkan'ın teknik özelliklerine değinelim. Şimdi biliyorsunuz işte TB3, TB2 bunlar nispeten biraz daha büyük araçlar bu DİHA'ya göre. Şimdi kanat açıklığı 5 metre, gövde uzunluğu 1,5 metrelik bir cihaz, bir ürün bu. Azami kalkış ağırlığı 30 kilogram, faydalı yük kapasitesi ise 5 kilogram. İşte buradaki ağırlıklardan, buradaki ölçülerden biz ne tip mühimmatlar taşıyabileceğini az çok kestirebiliriz bu sistemin. Bunun yanı sıra azami hızı 80 knot, işte haberleşme menzili 150 kilometre, operasyonel irtifası 9000 feet, maksimum irtifası ise 15000 feet, havada kalış süresi ise 12 saat. Bunun yanı sıra DİHA'nın tam otomatik uçuş, otonom kalkış iniş, yarı otonom uçuş gerçekleştirebilmesi de diğer yetenekleri arasında. 3 yedekli uçuş kontrol sistemiyle otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarında icra edebilen bir platformdur Bayraktar Kalkan DİHA. Benim dikkatimi çeken çok farklı özelliği vardı. Bu da farklı iniş seçenekleri. Şimdi dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere 3 farklı iniş seçeneği sunuyor. Bu seçenekler dediğim gibi çeşitli senaryolarda güvenli dönüşü, işte güvenli inişi, İHA'nın kendini korumasını, karşıt unsur tarafına ele geçmemesini sağlayacak çeşitli güvenlik önlemlerini kapsıyor bu iniş seçenekleri. Yani bunların faydası dediğim gibi çeşitli senaryolara çeşitli şekilde yaklaşabilme yeteneği kazandırıyor bu özellik bu DİHA'ya. Şimdi birazcık bu DİHA özelinde VTOL sistemleri, yani dikey kalkış inişe sahip olan uçakların genelinin özelliklerine bakalım. Şimdi yine senaryolardan bahsetmiştik. Birazcık da senaryoların detaylarına inelim. Bu özelliklere sahip uçaktan beklediğimiz şeyler nelerdir?
Operasyonel esnekliği bir kere bekleriz. Şimdi dar alanlarda, işte zorlu arazilerde konuşlandırılabiliyor olması gerekiyor. Bunun yanı sıra deniz aşırı görevlerde uçak gemisine rahatlıkla inebilmesini bekleriz bu uçakların. Bunun yanı sıra hızlı tepki vermesini bekleriz. Dikey kalkış ve iniş demek aslında hızlı konuşlandırma ve geri çekilmeyi hızlandırması anlamına geliyor. Bu tip özellikleri bekleriz. İşte bir F-35 için, bir F-16 için bizim pistte büyük açık alanlara ihtiyacımız var. Fakat bu cihaz için bu tip ihtiyaçlar söz konusu bile değil. Hem helikopter gibi istediğimiz yere inebiliyoruz. Hem de bir İHA gibi, hem de normal bir uçak gibi bunu kullanabiliyoruz. Bunun yanı sıra taktik sahaya birazcık daha bakacak olursak, işte gözetleme ve savaş desteği gibi çeşitli yetenekleri kullanıcıya sağlıyor diyebiliriz. Biraz da farklı senaryolara bakalım askeri operasyonların yanında. İşte afet müdahalelerinde de aslında bu kullanılabilir. Çünkü işte hasar değerlendirmesi, kurtarma aramaları, malzeme teslimatında insanları hız kazandıracak, yardımları hızlandıracak bir kapasiteye sahip. Dediğim gibi yine işte yıkık dökük yerlere inebilme kabiliyeti var. Boyutlarından dolayı da gerçekten çok fazla hantal olmayacaktır. Seri çevik bir şekilde hareket edebilecek bir durumda olduğunu söyleyebiliriz Bayraktar Kalkan DİHA'nın. Ve bu tip işte VTOL genel İHA'lar bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Biraz daha sosyal yaşantıda, işte yaban hayatı izlemede, ormanları izlemede, iklim değişikliklerini gözetlemede de, gözlemlemede de kullanabiliriz bu cihazı. Şimdi ben biraz daha TCG Anadolu entegrasyonu kısmına değinmek istiyorum, burayı vurgulamak istiyorum. Çünkü Bayraktar Kalkan DİHA'nın öne çıkan özelliklerinden bir tanesi, biliyorsunuz amfibi hücum gemimiz TCG Anadolu ile olan entegrasyonu. Çünkü bu yetenek denizde konuşlandırma ve toparlanma imkanı sağlayarak deniz operasyonlarını destekliyor ve deniz güvenliğini artırıyor. Yine konuştuğumuz Mavi Vatan için gerçekten çok büyük katkılar sağlayabilecek bir platform olduğunu söyleyebiliriz bu ürünün. Birazcık toparlamak gerekirse, özetlemek gerekirse Bayraktar, Kalkan, DİHA ve genel olarak VTOL sistemler, yani DİHA sistemleri, dikey iniş kalkış yapabilen sistemler, İHA teknolojisinde büyük bir ilerleme demek oluyor. Önemli stratejik avantajları var. Taktik sahada, sivil operasyonlarda, işte yaban hayatı izlemede, afetlerin bırakmış olduğu etkileri kaldırma noktasında çokça fayda sağlıyor bize. Bugün Baykar'ın yapmış olduğu bu test vesilesiyle VTOL sistemleri, dikey iniş kalkışa sahip uçakların sistemlerini değerlendirmiş olduk. Nerelerde kullanabiliriz, nasıl uygulayabiliriz bunu konuşmuş olduk. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.